Diyarbakır'dan katılıyorum. Peki neden AKP? AKP bölge sorunları daha yakında takip ettiği için, Türkiye'deki tek lider olduğu için, tek parti sistemi olduğu için bu süreci bence yürüten en iyi lider Tayyip Erdoğan'dır. Nereden katılıyorsun? Diyarbakırlıyım, Diyarbakır'dan katılıyorum. Peki neden AK Parti? Çünkü o namus, şeref, haysiyet hep onda. Çünkü başka parti yok evet. Benim için. Yani onun başarılarından dolayı. Kürt sorunu bitti, savaş bitti bence. Tabii ki birçok şey var daha. Vicdanım hala istiyor. Barış olsun, annelerin içi yalnız, onun için. Başbakan için katılıyorum. Başbakanı ne bekliyor? Hizmet için ve millet için, huzur için. Güven için katılıyoruz. AK Parti hizmetinden dolayı destekliyoruz. Buradayız kızım. Beraberistan'daki Anya burada. 40 senedir, 50 senedir böyle bir başbakanımız gelmemiş ve gelmeyecektir de. Çünkü her şey apaçık ortada. Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bütün hizmetleri herkes biliyor, herkes görüyor yani. Seviyor neden? Başka. Başkandır onun için. AK Parti yollar yapıyor, hastaneler yapıyor. Ondan sonra Türkiye'de gelişme oluyor. Bu açıdan biz destekliyoruz. Başbakan dik duruyor. Her şeye karşı yani dik duruyor. Çalışma yapıyor. AK Parti beğeniyorum çünkü bize faydalarından dolayı AK Parti'yi tercih ediyorum. Diğerlerine rağmen AK Parti daha iyi davranıyor insanlara karşı. Çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin Erdoğan'ı. Gurur duyuyoruz. 17 Aralık operasyonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunlar apaçık ortada zaten. Hani Erdoğan, Başbakan Erdoğan her şeyin üstesine gelecek bir başkanımız. Kesinlikle başbakana yapılan bir tuzak olarak düşünüyorum. Bu partiyi düşürmek için yapılıyor. İnanmadık. Yalandır. Hep bir yalan. Düzmece yalan. Yalan. 17 Aralık ise bu hükümete karşı, başbakana karşı başka bir şey değildir. Vatanını, milletini seven başbakana destek olması lazım. 17 Aralık operasyonu bu bir nevi komployudur büyük ihtimalle. Çünkü Pensilvanya diye bir eyalet, Pensilvanya eyaleti direktmen ajanları yeridir. Yani Fethullah Hoca da bir ajandır. Bir darbedir. Hükümeti düşünmek, iş güçlerin birleşik bir hareketidir. O şekilde düşünüyorum. Kesinlikle montaj ve istira olduğunu düşünüyorum. AK Parti ile ilgili düşünüyorum.